Merhaba Landın YouTube Terraria'ya devam ediyoruz. Bu bölümde birazcık şu NPC'lerin yerlerini düzenleyeyim dedim. Bir de önceki bölümde ne yaptığımı da söyleyeyim. Önceki bölüm değil de önceki bölümle bu bölüm arasında ne yaptığımı söyleyeyim hemen. Şurayı şöylece dümdüz bir şekilde tam olarak şuraya kadar ilerlettim. Daha buradan da devam edeceğim de çok az kaldı zaten dünyanın sonuna. Burası artık 100 metrede dümdüz bir çizgi şeklinde. Aynı zamanda tabii bunu yapmak için şuradaki dünya ağacını da kesmek zorunda kaldım. Normalde buraya kadar geliyordu işte. Bu şekilde. Şimdi NPC mutluluğuyla ilgili en önemli şey üçlü komşular halinde olmaları gerekiyormuş. Yani 3 kişi 3 kişi. Ve her bölgede bunlar ayrı ayrı duracaklarmış. Örneğin şu an okyanus bölgesinde iki tane var. Hemen onu göstereyim. Bu okyanus bölgesindekiler şu an çok mutlu olduğu için özellikle kaptan bana bunu verdi. Bu ışınlayıcı aslında. Bu ışınlayıcıya tıkladığımızda normalde ışınlanıyoruz eğer yakınımızda başka bir ışınlayıcı varsa. Bu nedenle her bölgeye herkesin sevdiği yeri inşa edip hepsini aynı yere taşıyacağım. Bunun için de bana bolca odun lazım ve tek tek her bölgeye gideceğiz. Şöyle odunları, duvarları alalım yanımıza da. Bakalım hangisi normal odun yokmuş neyse. Şuradan da tohum alalım. Tohumları da dikelim gitmeden önce. Aynı zamanda geçen bölümden bu yana biraz balıkçılık da yaptım. İki tane de balıkçılık görevini tamamladım. Ama daha fazlası değil yani. Sadece o kadar. Şöyle ağaç dikelim de buralara. Buralara da çekirge gelmiş. Bunları yakalamak lazım aslında balıkçılık için. Bu arada şunu da çağıralım da. Bu NPC mutluluğu bölümünü bitirdikten sonra da artık ay eventleri, ay etkinlikleri bölümlerine ya da lunar event bölümlerine geçeceğiz. Tabii lunar event bölümlerinde direkt oyunu bitireceğimi zannetmiyorum. Öncelikle biraz daha güçlenirim. Ondan sonra devam ederim. Ya birkaç kere Moonlord'da ölürüz yani en temelinde. Tabii oralara geldiğimizde görürsünüz. Ben de bilmiyorum daha ne olacağını. Evet, birazcık üşendim artık. Şöyle direkt gideceğim. Sonra bir tur da döneriz şöyle. Bence gayet oldu gibi şu anda. Tamamdır. Şimdi bir okyanusun oraya gidelim. Şu an elimizde yeterince tahta var zaten. Tabii diğer taraf. Yani artık şu okyanusun burasına ışınlanmamıza gerek kalmayacak. Mesela şu an buna sorduğumuzda diyor ki İşte okyanus benim gerçek evim diyor. Aynı zamanda Angler'la da ya Angler de yanımda diyor, korumam altında diyor. O yüzden harikadır diyor durum. Şöyle 6 tane de buna ihtiyacım var. Çünkü kapının önüne koyacağım bunları. Aynı zamanda 3 NPC yan yana bulunduğunda burayı mini biyom olarak seçiyormuş. Bu arada buraya farklı şey kullanıyormuşuz. Geri dönelim. Köy sayıldığı için artık o bölgede canavar çıkmıyormuş. O yüzden yani şu an çevremizde hiç canavar yok yani burada. Çünkü yeterince NPC var. Şuradan odunları alalım bakalım. Sen değildin galiba. Bu muydu? Hangisi olduğunu hiç emin değilim ya.
Sanki buydu ama. Neyse alalım hadi. Alalım bakalım. Şurada bari evet palm woodmuş. Şöyle de şöyle de. O zaman bir şu taraftakine gidelim de birazcık kazalım etrafı. Bir ev yapacak kadar daha işte. Bu kadar gayet yeter herhalde. Aynı zamanda hadi buraya da ekelim de biraz. Tamamdır. Hadi gidelim. Şuralara da biraz ekelim de. Şöyle. Gayet güzel. Şimdi bu değildi. Şu. 119'da herhalde bir şeyler yapılır gibi. Bu arada üzerimde. Heh, tamam. Geçen bölümde daha uzun mesafeye gitmek için şundan almıştım da üzerime. Şu an yokmuş. Ha bu arada doğru şu da vardı. Geçen bölümde Slime King de geldi. Bir anda yağmur başladığında ben etrafı düzenlerken. Ve ondan da maske düştü. Tabi Slime King'i daha keseceğiz trafisi düşmediği için. Ama yani onun da düştüğünü göstereyim en azından. Tamamdır. Buraya... Hayır tamam değilmiş. Böylelikle burası 3 kişilik yer oldu. Şöyle hemen. Evet yanımda hiç meşale yokmuş. Neyse, neyse. Şöyle de tamamdır. Şöyle kapı sandalye falan yapalım hemen. Şu anda şu Shadewood'dan bayağı var. Ondan biraz kullanacağım. Yani çünkü ne fark eder? Şunlar şöyle gelsin. Şunlar da şöyle. Evet yani buradaki kişiye biraz daha farklı yani. Olabilir böyle şeyler. Bu arada balıkçılık eşyalarını da buraya taşıdım. Şöyle bunlar gereksiz şeyler işte. Sonra burada görev nesneleri ve şu kadarını buldum. Bunları da açacağım birazdan. Şurada işte normal balıklar ve balık tutma eşyaları. Şu da yemekmiş bu arada. Ondan sonra bunlar aksesuarlar. Şuradaki şu binek, şunlar atılacak şeyler, yani bombalar. Bunlar da silahlar. Balıkçılıktan düşen ama hepsi. Şimdi şu üst için bize iki meşale lazım da. Tamam o da olur. 6 tane de olur gayet. Şöyle bir tane şuraya. Bir tane de şuraya. Şimdi bakalım buraya kim gelecekti? Buraya stylist gelecekmiş. Ve bunlar 25 birim mesafede olurlarsa birbirine diyorlar ki biz komşuyuz. Bu yüzden birbirleriyle daha mutlu oluyorlar falan. Bir hemen getirelim onu da. Geldi. Evet. Bakalım. Harika diyor. Kaptan Morgan yanımdayken diyor. Yani mutluyum falan diyor. Böyle sakinim diyor. Öyle rahat bir atmosferdeyim falan diyor. Yani böyle bu da mutlu oldu. Bakalım hatta bunun dükkanına. Bak bu da mesela satıyor aynı şekilde. Yani aynı tarzdan sadece bir tane koyabiliyormuşuz. Şimdilik böyle koyduk. Ya şu an bu benim bulduğumu da kendi kafama göre yapıyorum aslında birazcık. Onu da söylemem lazım. Çünkü hani bazıları daha farklı şekillerde öneriyorlar.
Hani bunların yanında sanki farklı biri olacaktı şu ikisinin yanında ama emin değilim. Bu da böyle mutluymuş. Şimdi bir bakalım. Hadi önce sonra da jungle bölgesine. Jungle bölgesinde öncelikle bu vardı zaten. Şunları geri alalım. Çünkü birazdan burada artık canavar çıkamayacak. Şöyle odunlarımızdan hemen yapmaya başlayalım. Bu alt kat sanki biraz büyük olmuş gibi. Ama neyse. Şöyle. Evet. Yani daha gitmiyormuş zaten. Tamamdır. Bekle bekle. Güven altına alacağım burayı da. Şimdi buraya da bir tane craft yeri lazım. Hemen onu da koyalım da. Siz bir ölünsenize. Ha, burada craft yeri varmış zaten. Tamam, bir sonrakine kullanırız onu da. Şöyle palm mı? Yok, shade yapalım ya. Shade'e devam edelim. Şöyle 3 tane bundan, 3 tane bundan, 3 tane de bundan. Ayrıca 6 taneden daha fazla da olabilir gerçi. Şöyle 40 tane olsun mesela. Hemen hatta önce şunu koyalım da şurada kalsın. Yani burası birazcık yüksek olmuş ama neyse hadi. Hayda, oraya değildi ki. Neyse, geri aldık hemen. Hemen buraya 3 kişi taşınsın da. Evet, sen de bir gitsene. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Şimdi şunu, şunu ve şunu alalım hemen. Ha, burada aşağısının varmış zaten. Ama sen onları bana versene ya. Şöyle koyamaz mıyız? Hadi gidin hadi. Neyse, o zaman önce şunları koyalım. Ya şuranın boyutu niye böyle olmuş ki? Yani üzdü beni. Sen bir gelsene. Sen de gel. Pardon, kusura bakma. Hemen vereceğim geri her şeyini. Bak şöyle gel. Almasanı da. Bu arada senin yerin buradaymış şu anda. Evet, tamam. Hadi üst katı da yapalım hemen. Şimdi bakalım. Ama gerçi arka planı yapmadık daha. Hemen arka planı yapalım da. Yani tamam, buranın arka planı da böyle olsun. Tamam, şimdi şuraya. Şimdi bir bakalım buraya kimler gelecekmiş. Buraya diyor ki üstte Painter gelecek, ortaya Dryad gelecek, en aşağıda Witch Doctor'un yeriymiş. Yani Painter nerede Painter? Painter burada. Üstteymiş Painter. Dryad buraya, artık nasıl okunuyorsa Dryad falan. Hadi bir uzaklaşalım bakalım, gelsinler onlar da. Geldiler. Evet, şimdi hepiniz mutlu musunuz? Evet, gayet mutlularmış. Böylece ikinci yeri de aldık. Mutluluk.
Evet diyor, Jungle'ı severim diyor. Aynı zamanda Witch Doctor'un da burada olması harika diyor işte. Sana da bir bakalım hatta. Evet, Jungle'da olmayı seviyorum diyor. Aynı zamanda Dryad'la olmayı da seviyorum diyor. Çünkü onun renkleri güzel diyor tabii ki de. Bakalım sen ne diyorsun? Sen de aynı şekilde Dryad'la olmaktan ve Jungle'da olmaktan mutluyum diyorsun. Ve biz de şunu kapının önüne koyabiliriz belki. Bu arada gördüğünüz gibi artık hani düşmanlar yok etrafta. Hiç düşman çıkmıyor burada. Niyeyse artık. Çünkü dediğim gibi evlerin yani 3 kişinin evi olunca direkt burası bir köye dönüşüyormuş. Ve köylerin yakınında düşman çıkmıyormuş. Şimdi bunu da artık yapabiliyoruz. Tabii böyle yapınca şunu birazcık dışarı çıkaralım da. Şunu alıp şöyle koyalım. Şunu da alın. Hayır, o değil. Tamam, o da olabilir. Şunları da alalım da bari. Şunu da şöyle koyalım. Hemen şuraya. Ve şuraya. Böyle gitmesi çok daha kolay. Şimdi bakalım ormanda da birkaç tane aslında ağaç kesebiliriz de neyse. Bundan sonra bakalım hangi biyom var. Jungle'dan sonra burada Corruption gelmiş de Corruption istenilen bölgelerden değil ama Hollow istenilen bölgelerden biri. Yani aydınlık tarafınki. Bu yüzden önce bir eve gidelim. Evden Hollow'a gitmek çok daha kolay. Bakalım oralara kim gidecek. Şunları da keselim bu arada hazır gelmişken. Bunları da kullanırız çünkü. Umarım arada yanlışları da kesmiyoruz. Dur da neyse. Kesmeyiz herhalde. Mesela evden uzaklaştığımız için artık burası köy sayılmıyor. Öyle bir mantık olması güzelmiş bu arada. NPC'ler genel olarak rahat. Sadece işte kanlı ay ya da güneş tutulması ya da etkinliklerde işte genel olarak yanlarında da çıkabiliyor da. Geri kalan durumlarda gayet rahatlar. Bayağı da olmuş bu arada ya. İyi bari. Bunlarla gayet yeterli malzeme yapabiliriz. Ağaçları falan ayarlarız yani. Ne be? Ha. Greyfurt'muş. Tabi buralar çöl bölgesi galiba. Emin değilim. Ama galiba oralar çöl bölgesi. Biz gelelim şöyle. Şuralar işte. Bence şöyle bir yer gayet güzel. Hadi bakalım. Şöyle 25'lik bir ev yapacağım yine. Tabii bu olana kadar birazcık rahatsız edileceğim ama olsun. Hadi bakalım şurada. Gerçi orada da durabilirdim. Neyse. Şunu açalım. Kaç olmuş? 21. 22 yani. Şöyle 23, 24 ve 25. Tamam. Bunu da aynı şekilde yapacağım bu arada. Yani hepsinin kapısı bu tarafa baksın. Şöyle. Dediğim gibi her bölgede 3 kat olacak.
Bu arada sizin dünyanızda corruption varsa corruption'da da kimse yaşamak istemiyor. Bunu da söyleyeyim. Yani sadece Crimson'da değil. Bir de Law bölgesinde kimse yaşamak istemiyor. Tabii Minibiyonlarda da kimse yaşamak istemiyor. Oralarda var. Yani mezarlıkta falan yaşamak isteyen yok. Şimdi hemen şu workbench'i koyalım. En alt kata koyalım workbench'i. Şimdi kapılar. Bunlardan bir tane yapmışız. Neyse. Aynı şekilde bir tane daha, iki tane daha yapalım. Şimdi ışık var mı? Işık da yok. Işık yok da meşale var ama. Neyse. Tamam. Hadi meşaleleri bir koyalım da. Hadi hadi gidin hadi. Bunların basamaklarını da bu şekilde yapacağım birazcık. Değişik bir şeyler olsun diyecektim. Yapamadım. Neyse. Şöyle 3 basamaklı, 3 basamaklı. Birazdan hiçbiriniz gelemeyeceksiniz buraya, hiçbiriniz. Şöyle arka planlarını da yapalım da arka planlarını nasıl yapalım ama yani aslında bayağı bir odunumuz oldu düz şekilde yapabiliriz gibi. Bunları yaptığımızda işte kısaca bölgeler arasında hızlı ışınlanmamız olacak. Aynı zamanda birkaç karakter de yer altında olmak istiyor. Tabii bazılarını tahmin edebilirsiniz ama bazılarını tahmin etmek biraz daha zor. Hadi bakalım. Minecraft'tan yapalım geri kalanını da. Nerede düz tahta? Şuradaymış. Tamam gördüm. Gördüm gördüm. Şöyle biraz alalım da. Hadi hadi buradan yok olmanıza çok az kaldı. Şimdi şu bölgeye bir bakalım kimler varmış, kim istiyormuş burayı. Tamamdır. Öncelikle şu bizim evet bu Tavern Keep istiyormuş. Aynı zamanda parti kızı istiyormuş. Ve büyücü istiyormuş. Bu şekilde. Hemen uzaklaşalım. Gelebilirlerse gelsinler. Geliyorlarmış. Tamam. Ve bu bölgede artık canavar çıkmayacak şunlardan sonra. Hadi bakalım. Mutlu musun? Evet. Sonunda diyor. Mutlu ve huzurlu bir yer diyor. Ve burayı seviyorum diyor. Falan filan. Ama sen galiba artık satmıyorsun değil mi? Satıyor musun? Oo bu neler neler eklemiş. Bunlar şimdi bayağı bir defans veren itemler. Bunların gelişmişleri falan. Doğru. Bunları da almak gerekecek. O savaşları ama daha sonra yaparız. Şimdilik değil. Şimdi hanginiz aşırı mutlusunuz? Tamam, sen aşırı mutluymuşsun. Hem burayı seviyormuş, Rainbow'ları, hem de büyücüyü seviyormuş. Dükkanda da bunu alabildik. Bu bayağı pahalıymış ya bu arada. Neyse.
Bakalım sen ne kadar mutlusun. Bana eski zamanları hatırlattı diyor. Ama senin de sevdiğin biri yokmuş galiba burada. Evet. Sevdiği biri olsa direkt söylerdi. Ve bunu da şöyle koyalım ya. Ve buradan direkt artık jungle'a da ışınlanabiliyoruz. Buradan hatta geri dönelim. Şöyle geldik. Okyanusa da böyle ışınlanabiliyoruz. Hızlıca. Artık istediğimiz yere ışınlanabiliyoruz. Bundan sonra hemen bizim bölgeye gidelim. Bizim bölgenin evleri zaten tamam. Şöyle ışınlanabiliriz zaten direkt. Şimdi bu bölgede 3 taneyi öncelikle diğerlerini üste koyalım da şu alttakileri. Onların olmadığı kesin çünkü. Sen bir şuraya gel. Sen de neredesin? Sen de bir şuraya gel. O zaman buraya gel. Hadi bir uzaklaşalım, onlar oraya gelsin de ben şuraya gelenleri hazırlayayım. Tamam. Şimdi bu alt katlara kimler geliyordu hemen bir bakayım. Galiba Guide, Golfer ve Zoologist'ti. Zoologist. Zoologist, evet pardon. Zoologist ya da. Tamam, üstte Guide geliyormuş buraya da. Neredesin? Üstte Guide. Ortaya bu arkadaş Zoologist. En alta da Golfer geliyormuş. Bu bölgeyi de bunlar seviyorlarmış. Onlar da geldiler. Bakalım hangisi en mutlu şimdi. Evet, merhabalar. Evet diyor, Zoologist burada diyor. Çok sevindim diyor. Onunla çok yani ortak noktamız var diyor. Sen de mi kurt adamsın yoksa? Çok fazla insan olmasını istemiyormuş. Şunları da atacağız bu arada. Ama diğer taraftan hani golfçünün burada olması güzel diyor. Golfçü belki çok mutludur, ondan alabiliriz. Boris da seviyorum aynı zamanda. Zoologist de burada diyor. Yok, bundan da alamadık. Demek ki diğerlerini uzaklaştırmamız lazım. Çünkü dediğim gibi 25 birim mesafesi var. 25 birim içinde sadece 3 tane olmaları gerekiyormuş. Hemen şöyle aşağılardakini alalım oraya. Mesela seni şöyle üste alalım. Tabi burası 25 birim olur mu emin değilim. Aynı zamanda şurada boş mu şurası? Evet, oraya da seni alalım da. Ne adın? Wilbur. Burada önemli değil. Neyse şuraya gel. Şöyle bir uzaklaşalım. Galiba biraz daha mutlu olmuşlardır ama. Mesela golfçü, mutlu musun? Dükkan. Yok, hala o kadar mutlu değil. Sen? Evet tamam, artık seviyorsun burayı da. Yok, hala kabul etmedi. Hala niye kabul etmedin ya? Tamam. Burası base place diyor yani. Daha ne olacak sana? Daha ne istiyorsun? Hayır, onlar çok mu yakınlar? Gerçi şimdi düşününce hadi bir bakalım. Şöyle 5 desek 10, 15, 20, 25. Tamam, burada kimse yok ki. Yani 25'te kimse yokken garip. Neyse, neyse. Bundan sonraki bölgeye gidelim o zaman. Bundan sonra şurada buz bölgesi var. Hadi buz bölgesine. Buz bölgesinde de yaşamak isteyen birkaç kişi var. Onları gidip yerleştirelim hemen. Buraların da ışığı kırmızılaşıyor ya. Lanetler, lanetler. Neyse. Pardon, dur bakalım sen. Şimdi şurası zaten durduğumuz yer. Bakalım, hadi burayı
Aha, Marslılar. Marslıların savaşını başlatsak mı ya? Belki bir sonraki bölümde Marslı savaşını başlatabiliriz. NPC mutluluğunu biz yani ondan sonraki bölümde yapabiliriz aslında. Şimdilik bir duralım o zaman. Marslı savaşını yaparız bir sonraki bölümde. Ondan sonra da işte NPC mutluluğuna bakarız. Tabii Marslı savaşını yapamadıysak bir sonraki bölümde NPC savaşına da bakıyor olabiliriz. Çünkü tek vuruşta ölebilir. Belki de vurmayız neyse. Ama belki yanımızdaki vurabilir işte. Böylelikle bu bölüm bitti. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı gelecek. Görüşürüz.